Hepinize merhabalar. Çukur'da yüksek ihtimal yılın son bölümünü izleyeceğiz. Hastane, inşaat ve düğün çekimleri var. Cumali'nin durumu, Akın'ın sahneleri, senaryodaki büyük hatayı konuşacağız. Eleştiri bölümünü en sona bırakıyorum. Hadi başlayalım. Dediklerimiz tek tek çıkmaya devam ediyor ve bu konuda çok mutluyuz. Şunu dedin çıkmadı diyen varsa yazsın. Işığın kılıcı. Dansözümüz ışın kılıcı. Bir sen burada durmalısın. Şu anda gördüğünüz sahne bugün, yani çarşamba günü çekilen bir sahne. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ama bakıp göreceğiz. Orada Nehir ve Efsun bulunuyor. Bu arada bir saat önce düğün sahnesi çekildiğini bilgisini aldık. Ama nelerin olduğu hakkında bilgimiz yok. Kahraman ve Selim'in sahnesi gibi bir sahneyi tekrar gördük. Ama Selim orada abisini korumak yerine saklanmayı tercih etmişti. Ve abisi delik deşik olmuştu. İşte burada fark ise Selim saklanmayı değil, korumayı, ateş etmeyi tercih etti. Ve Cumali'nin hayatını kurtardı. Yani Cumali ölmeyecek. Evet, size güzel bir set bilgisi vereyim. Biraz önce hastane çekimleri vardı. Cumali ölmedi, yaşıyor. Herkes geçmiş olsun hastaneye geliyor. Bunun sonucunda belki Cumali için hapishane olayları tekrar başlayabilir. Hop, kafamda bir lamba yandı. Belki de hastanede öldü olarak gösterilebilir. Veya hapishaneye atılır ve yeniden kaçış planlarını izleriz. Bunu bekleyip göreceğiz. Cumali'nin vurulması üzerine Yamaç Çukur çocuklarını toplayıp Azer'in evine gidecek. Ama tabii Sultan Ana öncesinde Karaca'yı Fadik Kurtuluş'un evine gönderecek. Çukur geldiğinde kapıyı Karaca açacak. Karaca yeter artık durun diyecek. Selim ve Yamaç sen eve git Karaca diyecekler. O sırada Fadik Kurtuluş gelecek ve Karaca bizim misafirimiz diyecekler. Karaca ise ben burada misafirim diyecek. İşte burada Azer Karaca bekleyenler sevinecekler. Yamaç ise Sultan, Fadik ve Karaca seferberliği karşısında geri dönecektir. Bu fotoğrafı Ece Yaşar, yani Karaca paylaştı. Yüksek ihtimal Azer'in evine giriş alanı burası. Burada çatapat olacak. Şu an gördüğünüz video ise baskın esnasında Azer'in evi olacak. Bu ise Cihangir Ceyhan tarafından paylaşıldı. Kardeşim sen Azer diziye girmeden ileride dost olacaklar dedin. Ama bunlar iyice düşman oluyorlar diyebilirsiniz. Bu dostluk ise Sultan Fadik işbirliğinde gerçekleşecek. Ve yüksek ihtimal Ebu Kaysar'a karşı tek yumruk olacaklar. Hatta kendi koltuğu da sallanan Efsun da Ebu Kaysar'a karşı Koçovalılar ile birlikte hareket edecektir. Bölüm fotoğraflarında verdiğimiz bu sahne ise bölümde yoktu. Yüksek ihtimal Selim ve Cumali'nin vurulduğunu duyup bu sahne gerçekleşecek diye düşünüyorum. Akın babaannesine doğruları söylediğim için beni kovdular dedi ve yalan söyledi. Aslında kovulma sebebi uyuşturucu yüzündendi. Sultan Ana'ya uyuşturucu yüzünden kovdular beni demedi. Yüksek ihtimal Sultan Ana Akın'ı geri çağırın diyecek ve uyuşturucu mevzusu orada patlak verecektir diye düşünüyorum. Vermez ise de zaten Akın ortalığı karıştırmaya ve lider olma arzusuna devam edecektir. Senenin son bölümü final tadında olacak. Yamacı kurtaran bu bölümde belli olacak diye düşünüyorum. Vartolu ise her şeyi öğrenecek. Ve Vartolu'nun Almanya'da şarkı söyleyeceği konuşuluyor. İki üç video öncesinde Yunus karakterinin Çukur'a da geleceğini söylemiştim. Ama Beşirolardan olacağını bilmiyordum. Bu da ilerisi için bir sahne olabilir. Beşirolar Çukur'u basabilir. Reşit Feyzullah ise dost gibi görünüyor ama Reşit'ten her şey çıkabilir. Daha önce yaptığı gibi veya Murtaza gibi iki tarafı oynuyor olabilir. Bu Nedim ise bir anda böyle girmesi aklıma Yücel'i getiriyor. Yücel demişken bu bölümde siyah zarf gelebilir. Bu da demek oluyor ki Koçovalılardan birisi kaçırılabilir. Bu kişi de Saadet olacaktır ve Yücel'in sonunda gelecektir. Ama
senaryoyu ben yazıyor olsam Yücel'in kaçıracağı ismi Karaca yapardım. Karaca'yı kurtarma görevini Azer'e verir ve Yücel'i Azer'in öldürüp Karaca'yı da Yamaç'a teslim etmesini sağlardım. Bu sayede hem dostluk başlamış hem de Yücel ortadan kalkmış olurdu. İşte geldik eleştiri bölümüne. Senaryo yazarı nasıl böyle bir hataya düştü bilmiyorum. Eski sinemalarda portakalın ölümün simgesi olduğunu bilen birisi ve bunu kullanan birisi nasıl böyle bir şey düşündü garip. Yamaç kardeşim dediği birisini kaybetmiş ama Yamaç barlarda geziyor, eğleniyor. Nehir hamile kalacak ve çocuğu olacak. Nehir hamileyken Yamaç Efsun'a da aşk yaşayacak. Bu ne be? İdris Koçovalı'yı anlatıyorum sanki. Yamaç İdris Koçovalı gibi olmaya hızlı ilerliyor. Bu arada Yamaç Efsun'dan sonra tekrar güzel bir şekilde uyumuş oldu. Yani iki uyuma seçeneği oldu. Senaryo umarım gelecek seneye düzeltilir ki izleyicimiz ve reytinglerimiz yükselir. Bizden şimdilik bu kadar. Bize destekte bulunan arkadaşlara teşekkürlerimi sunarım. Eğer setten bilgi alıyor ve yayınlamamızı istiyorsanız iletişim bölümünden bizle iletişime geçebilirsiniz. Size bilgileri iletmemizi sağlayan Cemal Reis 1907, Kral 1965, Burak da Kakfanı, Çukur Daily, Çukur Dizi Online ve bize gelen bilgilerin bazıları kendisine ait olan Spoiler Ahmet'e ve diğer arkadaşlara teşekkürlerimi borç bilirim. Lütfen bize bilgi verip ismini söylemediğim var ise bize ulaşsınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Cuma günü yeni bölüm fotoğraflarını sizlerle tekrar paylaşacağız. Hoşça kalın, esenle kalın.